Kinoloji Türkiye. Evet, memleketimizde ilk defa bir kinoloji dergisi çıktı. Ben de bu derginin ilk sayısını edindim. Şimdi dergiyle ilgili konuşacağız, anlatacağız. Başlıyoruz. Kinoloji, köpek bilimlerinin içerisindeki her şey kinolojide var. Şimdi bu kinoloji dergisi KIF'ın yani FCI bağlısı olarak Türkiye Kinoloji Federasyonu'nun çalışmalarıyla hazırlanmış bir dergi. İlk defa böyle bir şey oluyor. Daha önceden biliyorsunuz işte pet üzerine, canlı hayvanlar, kedi, köpek üzerine dergiler çıktı. Fakat bu dergiler devamlılık sağlayamadı. Bu dergi güzel hazırlanmış, iyi hazırlanmış, kapak olarak, ondan sonra içerik olarak iyi tasarlanmış bir dergi. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim, bu dergiyi edinmek için ben KIF'in ana sayfasına baktım, bir şey göremedim. Fakat şöyle yaptık, KIF'in hesabına bir 10 lira para yatırdık, dekontu para yatırdık ve dekontu gönderdikten sonra adresimizi verdik, bize dergiyi gönderdiler. Sayfalarında dergilerine daha çok yer verirlerse bence daha çok insana ulaşır diye düşünüyorum. Ben kinoloji adına yapılan her şeyi dernek, şu, bu, federasyon fark etmeksizin herkese destek olmak için biliyorsunuz çaba gösteriyorum. Ya, bu dergi de güzel hazırlanmış bir dergi. Dergiye şöyle ilk sayısının içeriği olarak bakarsak kinoloji nedir onun hakkında bilgi verilmiş. Editörün dergiyle ilgili ilk paylaşımları burada anlatıldıktan sonra işte mama reklamları tabii ki olacak, dergi bir şekilde bir yerden finans sağlayacak tabii ki. KIF'in bir yaz dönümü gecesi rüyası diye yaptığı en son yarışmanın fotoğrafları. Burada ilk defa bakın köpek edinmeyi düşünüyorum diye Gökten Eker'in yazdığı bir yazı var. Fotoğraflarla desteklenmiş ve Gökten Hoca çok da güzel anlatmış. Bir köpeği neden sahiplenmek gerekir? Hangi köpek? O köpekten beklentiniz neler? Hangi cins köpek? Cinsiyeti ne olmalı falan? Bunlarla ilgili kendi görüşlerini anlatmış. Çok da güzel, akıcı bir şekilde anlatmış. Çok güzel okudum, severek okudum yani. Burada yurt dışından bir hakemlik macerası, işte hakem nasıl olunur, hakemlik nasıl yapılır, onunla ilgili anlattıkları var. İkinci makalemiz de bu. King Charles Cavalier Spaniel ırkı Köpek Kinoloji Derneği'nin kendi düzenlediği, dernek olarak düzenlediği etkinlikler, yarışmalar, onları anlatmış. Cavalier anlatıyor. Ayrı bir ırk olarak nasıl kabul edilmiş? İşte tüy özellikleri ne, ırk özellikleri ne, rengi ne olmalı? King Charles Cavalier, Spaniel grubundan bir köpek. Onunla ilgili her şeyi anlatmış. Irkın özellikleri, kötü huyları, yetenekli olduğu işler, yaşam alanı nasıl olmalı falan. Çok güzel bilgiler var. Her sayıda tabii ki değişik olacak. Çok güzel görsel olarak, görsel değil de çok güzel görüntü olarak fotoğraflar var. Sadece bunlar bile yeter. Köpek ve hukuk. Bakın böyle köpek ve hukuk adı altında ayrı bir makale. Kat mülkiyeti. Evde köpek bakmak, apartmanda köpek bakmak biliyorsunuz bunların hepsinin videosunu yaptık ama dergide de avukatlarla, hukuk insanlarıyla da nasıl olacağı anlatılmış burada var. Yani sorup sorabileceğiniz her türlü soruyu değişik bu işin profesyonel insanlar tarafından verilmiş cevapları bu derginin içerisinde. Bakın üreticilere burada sorulan sorular var. Üreticilerle yapılan röportajların sonunda yayınlanmış olan makaleler var. Yurt içi, yurt dışından yetiştiricilerle iş yapılmış. Onları gösteriyor. Ayrıca üreticilik yapan arkadaşlar bu dergiye tabii ki kendilerinde de yer bulabilir. Bu dergiye reklamlarını verebilir. Ben inanıyorum böyle kaliteli yapılmış bir iş yakın zamanda çok daha fazla kişiye, çok daha fazla insana ulaşır, köpek severe ulaşır diye düşünüyorum. Sadece köpek sever olarak da düşünmemek lazım bunu. Hani hayvan sever olarak düşünmek lazım. Bakın burada çeviklik agalite parkurunun nasıl olması gerektiği. Çok güzel yapılmış, çok güzel çalışılmış.
Evet, yarışmacıların memnuniyetsizliğin ana nedenleri. Bakın burada herkes soruyor ya işte adil değildi, şöyleydi, hakem böyle yaptı, şöyle yaptı. İşte yarışmadaki yarışan insanların memnuniyetsizlikleriyle ilgili konuşulmuş, değerlendirilmiş, düşünülmüş, onlar yapılmış. Çok da güzel yapılmış ya gerçekten de. Evet, burada köpek yetiştirmek isteyenlerin hangi bilgilere sahip olması gerektiği, yetiştiricilik üzerine bir bölüm var. Tavsiye ederim köpek üreten insanlar için okumasını, şunu 10 lira verip alıp bunu okumasını. Bilgi bilgidir arkadaşlar. Yani bilginin fazlası göz çıkarmaz. Okumak lazım. Ve köpekler üzerine yapılmış bir şey olduğu için ben herkesin bu dergiyi edinmesini isterim arkadaşlar. Edinin. Çok güzel içerikler var. Fotoğrafları yeter ya sadece. Evet. Great Dan. Danuvalarla ilgili yine anlatılan bir makale. Domuz tazısından Danuva'ya nasıl evrimleşti, neler oldu, ırkın başına neler geldi. Onlarla ilgili. Evet, bakın hastalıklarla ilgili. Köpeklerde sağlık bölümü. Leşmanya hastalığıyla ilgili. Çok soruluyor, merak ediliyor. İnsanlar merak ediyor. Hastalığı, beslenmesi. Evet, sona da geldik. Bakın burada da. Yani derginin ilk sayıda işlemesi gereken bence en önemli konulardan bir tanesi. Şecere denince ne aklımıza gelmeli, ne olmalı, şecere işte nedir, ne değildir, bununla ilgili geniş bir bilgi burada var. Köpeklerin, ırkların fotoğrafları var. Çok da güzel yapılmış yani. Emek var dergide. Yapan, emeğe geçen herkese ben kendi adıma teşekkür ediyorum. Bir köpek sever olarak. Gerçekten de böyle bir dergiye çıkmasına hizmet ettikleri için ben teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar, dergimizin içinde, yani dergimiz diyorum, hani buradan yanlış anlaşılmasın, benim cebime bir para falan girmiyor. Ayrıca dergilerinin hani böyle bir ne diyeyim, tanıtımını yaptığımdan da dergiyi çıkaranların da haberi yok. Ben güzel olan her şeyi hayvanlarla ilgili, özellikle köpeklerle ilgili desteklemek için olan bir kanal bu. Bunu da yapmak benim boynumun borcuydu. O sebeple yapıyorum. Yoksa kimin çıkardığı şu bu değil. Ortada bir emek var. Emek veren herkese destek vermek lazım. Desteğinizi de şu dergiyi yılda 3 kere çıkacak. 4 ayda 1 sayı çıkacak. Yani senede 3 sayı çıkaracaklar. 3 ayda 10 lira verip şöyle bir dergiyi edinin arkadaşlar. Belki biz alalı 1 ayı geçti. Yani şu an en son 10 liraydı. Artı eksi 1 lira 2 lira zam gelir gelmez orasını bilmiyorum ama 10 lira, yani 12 olsa ne olur, 15 olsa ne olur arkadaşlar, keşke 20 lira olsa da, yani bu işi yapanlar da para kazansa. Şu dergiye sahip olun arkadaşlar, bu dergiden edinin. Gerçekten de içerisindeki insanlar, bu işi bilen uzmanı insanların yazdığı makaleler, herkesin, özellikle kanalımdaki herkesin bir 10 lira verip şu dergiyi almasını isterim. Kipin sitesine girince, biraz araştırma yapınca görüyorsunuz. Ana sayfaya koyarlarsa, bizim buradan mesajımız giderse kendilerine çok daha iyi olur. Derginin yeni sayıları çıktıkça dergiyle ilgili video yapmaya devam ederiz. İnşallah sizler de edinirsiniz. Ben çok beğendim. Güzel, güzel yapılan her işi desteklemek siz beni izleyen insanlara da yakışır. Görüşmek üzere arkadaşlar. Köpeksiz kalmayın. Hoşça kalın. Görüşürüz.